Arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Nur Kaya. İktisata dair her şey başlasın. Bugünün konusu iktisat sosyolojisi. Daha önce tanıtım videomda bu derse gereken önemin verilmediğinden ve mutlaka videolarımda bu derse yer vereceğimden bahsetmiştim. Beni tanıyanlar bu dersi ve bu dersi aldığım Filiz hocamı çok sevdiğimi bilirler. Umarım sizin için de keyifli bir ders olur. Bugün sizlerle bu ders için bir başlangıç yapacağız. Yani birazcık dersi tanıma gibi olacak bizim için. Tabii ki önemli bilgiler de vereceğim. Artık başlayalım. Nedir bu iktisat sosyolojisi? Çok basit bir ifadeyle şunları söyleyebiliriz. Ekonomik olayların altında yatan sosyolojik değerleri görmek. Ya da çok basit gördüğümüz bir eylemin bile aslında öyle olmadığını göstermek. Yani iktisat ve sosyolojinin birleşimi gibi ama tam olarak öyle değil. Bazen iktisatçılar bu alana karşı çıkmışlar, bazen sosyologlar böyle bir alana karşı çıkmış ve tarih boyunca bu alan birçok tartışmaya sebep olmuş. Ve bu tartışmaların sonucunda da 3 tane görüş ortaya çıkmıştır. İlk görüş iktisat sosyolojinin yani iktisat sosyolojisinin bir alt dalıdır denmiş. İkinci görüşte ise iktisat sosyolojisi iktisata yardımcı bir bilimdir. Yani iktisatın bir alt dalıdır denmiş. Üçüncü görüşte ise iktisat sosyolojisi bağımsız bir bilim dalıdır denmiş. Çok sevdiğim bir iktisatçı Schumpeter ise hem iktisatçıların çok fazla katkısı olmasından dolayı hem de sosyologların çok fazla katkısı olduğu için hiç kimsenin ya da herkesin diye tanımlanır. Bir iktisadi olayın altında nasıl sosyolojik değerler olabildiğini biraz inceleyelim, biraz örneklendirelim. Biliyorsunuz ki benim en sevdiğim şey örnek vermek. Fransız sosyolog Marcel Mauss'un örneği hediyeleşmeyi inceleyelim. Marcel Mauss daha çok karşılıklılık olgusuyla ilgilenmiş. Yani şöyle düşünün, siz doğum gününde arkadaşınıza bir hediye aldığınızda arkadaşınız da karşılık olarak ne yapıyor? Sizin doğum gününüzde size hediye alıyor. Ya da şöyle düşünelim, anneannelerimiz, dedelerimiz doğum günlerini kutluyorlar mı? Kutlamıyorlar. Neden? Bu kültür bize batıdan geçti. Aslında batı kültürüdür bu. O yüzden biz şu an batı kültürünü empoze ettik kendimize ama yaşlılarımız daha çok doğum günlerini kutlamıyorlar. Ya da şöyle düşünelim, bizim aldığımız hediye, arkadaşımıza aldığımız hediye bizim kültürümüzden bir hediye oluyor. Yani bize özel oluyor. Batıdaki birisi doğum gününde hediye alırken çok daha farklı bir hediye götürüyor. Neden bunlar farklı? Çünkü toplumdan gördüğümüz kültürümüz, toplumsal değerlerimiz farklı farklı oluyor. Kendi kültürümüzden örnek verelim. Örneğin düğünlerde hepimiz altın takıyoruz. Altın takmak bize o kadar doğal, o kadar normal geliyor ki. Çünkü bu bizim tarihsel, toplumsal bir kültürümüz. Ya düşününce aklıma o kadar fazla örnek geliyor ki bayramlarda küçüklere verdiğimiz harçlıklar ya da ev ziyaretine giderken aldığımız ev hediyeleri, hasta ziyaretine giderken aldığımız şeyler. Genelde çoğumuz süt alıyoruz mesela. Ya da Anthony Giddens'ın incelediği kahve içme örneği. Kahve içmenin altında yatan o kadar fazla sosyolojik değer var ki. Yani mutlaka bilmiyorsanız Anthony Giddens'ın kahve örneğini internette birçok yazı ve makaleyle o örneği inceleyebilirsiniz. Siz de bir göz atabilirsiniz. Bir de şu açıdan bakalım. Hepimizin bildiği gibi bazen bazı toplumlar daha çok tüketim toplumu oluyorlar. Bizim ülkemiz gibi. Bazen bazı toplumlar ise daha çok tasarruf yapan ülkeler oluyor. Mesela Japonya. Japonya'da çok zengin insanlar bile 1+1 evlerde yaşayabiliyorlar. Bu da kültürlerden kaynaklı. Yani yaşayış şekillerimiz, toplumumuzda gördüğümüz değerlerden kaynaklı farklılık gösteriyor. Örneğin bazı ülkeler üretimi arttırmak amacıyla vergilerde indirim yapıyorlar. Ve bu işe yarıyor. Ama bazı ülkelerde işe yaramıyor. Örneğin Özal döneminde Türkiye'de de vergi indirimine gidilmiş, üretimi artırmak amaçlanmış. Fakat bu beklenildiği gibi sonuç vermemiş. Daha çok lüks tüketim artmış. Yani seyahatlerde olan bir artış yaşanmış. İnsanlar daha çok villalar satın almışlar vesaire. E ne olmuş? Hem devlet vergilerden elde ettiği geliri elde edememiş, hem de üretim artmamış. Yani buradan çıkaracağımız sonuç ne? Bir ülkenin ekonomisi için mutlaka sosyolojik değerleri ya da kültürü es geçemeyiz.
Yani iktisatı anlamak istiyorsak iktisat sosyolojisini de anlamak zorundayız. Tüm iktisat fakültelerinde biliyorsunuz ki neoklasik iktisat anlatılıyor, öğretiliyor. Neoklasik iktisata göre de bireyler rasyoneldir, homo economicus'tur. Yani her zaman kendi çıkarlarını gözeten, daima faydasını maksimum yapmaya çalışan, yani hep doğru kararı verir birey neoklasik iktisata göre. Ancak bizler rasyonel değiliz, irrasyoneliz. Hatta bileniniz vardır elbet, davranışsal iktisatta da bireylerin sosyal, zihni, duygusal ön yargılardan nasıl etkilendiği üzerine çalışılmaktadır. Yani bu olgular bizim kararlarımızı etkiliyor. Her zaman doğru karar veremiyoruz. Herbert Simon da bireylerin her zaman rasyonel davranmayacaklarını anlatmak için sınırlı rasyonelite kavramını kazandırmıştır ve Nobel ödülü almıştır. Herbert Simon'a göre bireyler sınırlı rasyoneldir. Çünkü her zaman tam bilgiye sahip değiliz. Ya da beynimizin kapasitesini tam olarak kullanamıyoruz. Ve kararlarımızı alırken geçmişteki tecrübelerimizden faydalanıyoruz. Yani o an hesaplamıyoruz. Hesaplamaktan vazgeçiyoruz. Kazandığımız diğer önemli bir kavram ise Karl Polanyi tarafından ortaya çıkan gömülülük kavramıdır. Polanyi bu kavramla bize kendi kendini düzenleyen, sosyal ve kültürel etkilerden bağımsız bir piyasa varsayımının geçerli olmayacağını ifade etmektedir. Yani iktisadi bir davranışın insan ilişkileri ağı içinde gömülü olduğunu ifade etmektedir. Aslında bu kavram uzun uzadıya anlatılması gereken bir kavram. Hem Polanyi'nin maddeleri açısından hem de daha sonrasında Mark Rolovetter'ın maddeleri yapısal, bilişsel, kurumsal, kültürel gömülülük olarak da anlatılması gereken bir kavram. Ama ben bugünlük iktisat sosyolojisinin yeterli olacağını düşündüm. En azından bir nebze de olsun iktisat sosyolojisinin önemini anlatabildiğimi düşünüyorum. Umarım siz de öyle düşünüyorsunuzdur. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın.